Arkadaşlar öncelikle merhaba. Şimdi size Şefkat Yerim Dar yeni bölümünde nasıl izlendi? Ondan el iz bilgisini paylaşacağım. Ya bu akşam çok talihsizlikler yaşadım. Analizleri yaparken zaten bir stresle analizleri yapıyordum. Çünkü çok rekabetli bir akşam olmuştu. Üstüne videolu analizlere alıştım ben arkadaşlar. Yani pek Twitter Retik Analiz sayfamda yazmak da istemiyorum. Çünkü videolu daha detaylı anlatabiliyorum. Hem siz de genel olarak nasıl izlendiği hakkında daha geniş bilgi sahibi oluyorsunuz. Ha üstüne bir de telefonda bir sıkıntı oldu telefonun videosunda. Buzlandı. Sonra kendi kendine düzeldi. Ama çok canım sıkılmıştı. O genel videoyu izlediğinizde mutlaka nasıl ses tonumun geldiğini fark etmişsinizdir. Anladığım bir de konu olmadığı için bir de servise veriyorsunuz. Bir de onun telaşı. Yani bir de ona canım sıkılıyordu. Ama şükür telefon kendini toparladı. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Devamlı bu şekilde güzel çekim yap. Hemen Şefkat Yerimdar yeni bölümünde nasıl izlendi? Onun analiz bilgisini paylaşayım. Arkadaşlar bu akşam bol rekabetli bir akşamdı. Ben bu akşam nereye gittim? Sezonun finaline gittim. Yani en son sezon finaline. Yani diziler İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi gibi arka sokak dizilerinin sezon finaline girdiği zamana gittim. Bundan 3 ay gerisine, 2 veya 3 ay geriye gittim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Genel olarak olan bir seyirci kitlesi kendi içlerinde dağıldı arkadaşlar. Şefkat Yerimdar da bundan etkilendi. Şefkat Yerimdar'ın şöyle bir artısı var arkadaşlar. Şefkat Yerimdar'ın 5,50 ile 7 bandında bir seyirci kitlesi var. Yani bazı bölümler 5,50 alabilir, bazı bölümler 6,50 alabilir, bazı bölümler 7 rating alabilir, bazı bölümler 6 rating alabilir. Onu tam olarak bilemem. Ama ya biliyoruz da şöyle hani hangi bölüme denk gelir anlamında diyorum bunu. Yani yeni bölümünde de bu şekilde yaşadı arkadaşlar. Tabii ki haftaya çok farklı da olabilir. Çünkü Aşk ve Mavi'nin ve İstanbullu Gelin'in içeriğinin nasıl olduğunu merak eden seyirci kitlesi gidip açtığı için Şefkat Yerimdar'a biraz ilgilerinde düşüş olmuş olabilir. Haftaya daha net dediğim gibi olay belli olacak. Haftaya Cuma günü işin rengi. Ama Şefkat Yerimdar yani bu kadar güçlü. Şefkat Yerimdar da güçlü bir dizi. Kalp Atışı da güçlü bir dizi. İstanbullu Gelin de güçlü bir dizi. Arka Sokaklar da güçlü bir dizi. Hepsi de 5 üstü reyting alan bir dizi arkadaşlar. Durumu ona göre değerlendirelim. Şefkat Yerimdar ona göre iyi izlendi arkadaşlar. Evet son bölümünden düşük gitti ama ben bu yapımların hepsini genel olarak saydığım için ve onlara göre değerlendirdiğim için Şefkat Yerimdar'a kötü izlendi diyemem arkadaşlar. Güzel izlendi. Genel olarak seyircisini tuttu. Bir tek sıkıntısı rating dağılımındaki paydan biraz daha düşük izlendi arkadaşlar. Ama genel olarak bu bölümde iyiydi. Bakalım haftaya nasıl olacak? Dediğim gibi haftaya işin rengi daha belli olacak. Belki bu hafta Şefkat Yerimdar'a gelmeyen seyirci kitlesi haftaya dizilerine geri dönebilirler. Şimdilik Şefkat Yerimdar için söyleyeceklerim bu kadar. Sayfama abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz ya da beğenmeyebilirsiniz, siz bilirsiniz. Allah'a emanet olun.